Merhaba arkadaşlar, ücret ve ödül yönetimi programımıza ödüllendirme stratejisi bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde strateji ve stratejik ödül kavramından, toplam ödül ve ödüllendirme yönetiminden ve son olarak ödüllendirme stratejisinin geliştirilmesinden bahsedeceğiz. Ödüllendirme stratejileri, işletme stratejilerinin ve insan kaynakları yönetimi stratejilerinin önemli bir parçası olmakla birlikte aslında kendi başına da bir stratejidir. Bu noktada strateji kavramını açıklamada da yarar vardır diye düşünüyoruz. Strateji genel olarak uzun vadede belli bir hedefe ulaşmak için gerekli kaynakların ve hedefe ulaştıracak faaliyetlerin planlanması olarak tanımlanabilir. Herhangi bir faaliyetin stratejik olması için üç temel özelliğe sahip olması gerekir. Bu özellikler rekabet odaklılık, gelecek odaklılık ve bütüncül bir bakış açısının olmasıdır. Peki. Konumuzun özü olan stratejik ödül yönetimiyle ifade edilmek istenen nedir? İsterseniz kısaca bunu da tanımlayalım. Stratejik ödül yönetimi, işletmelerin ödüllendirme ile varmak istedikleri hedeflere ulaşmak için bütünleşmiş ödüllendirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Stratejik ödül yönetiminin temel soruları işletmenin uzun vadede ödüllendirme ile nereye varmayı istedikleri ve bu hedeflere hangi yollardan ulaşacaklarıdır. Bunun için de öncelikle hem işletmenin hem de çalışanların temel beklentilerinin ortaya konması ve bu beklentilerin nasıl tatmin edileceği üzerine kafa yorulması gerekir. Stratejik ödül yönetimi araştırmalarında son yıllarda geliştirilen önemli kavramlardan biri de toplam ödül ve toplam ödül yönetimidir. Toplam ödül kavramı aslında çalışanlar için gerçekte neyin ödül olup olmadığı ile ilgili yapılan araştırmalardan doğmuştur. Bu kavram ödüllendirmenin en geniş tanımıyla ele alınmasına dayanır. Buna göre işletmeler tarafından çalışanlara yaptıkları iş karşılığında motivasyonlarını artırmak için sunulan her türlü ödeme, katkı ve davranış toplam ödüllendirme kavramının kapsamı içerisindedir. Peki işletmeler bu ödüllendirme yönetimini nasıl uygulayabilirler? Ödüllendirmenin stratejik gelişim süreci nasıldır? Ödüllendirme stratejisinin hazırlanması uzun ve kapsamlı bir süreçten oluşmaktadır. Bu sürecin aşamalarını 8 başlıkta toplamak mümkündür. Öncelikle strateji hazırlama sürecine yönelik bir bakış açısının oluşturulması gerekir. Ayrıca üst yönetim tarafından oluşturulması gereken bu bakış açısının ödüllendirme stratejisinin hazırlanması sürecinde sürekli olarak gündemde tutulması gerekir. Ödüllendirme stratejilerinin oluşturulmasında ikinci aşama hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada ödüllendirme stratejisini hazırlayacak grubun oluşturulması ve gerekli bilgilerin toplanması faaliyetleri yer alır. Gerekli bilgiler işletmenin iç ve dış çevrelerinden toplanır. Üçüncü aşamada ödüllendirme stratejisini etkileyen iç ve dış çevre unsurları analiz edilir. Bu amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli bilgiler analiz edilmek üzere toplanır. Dördüncü aşamada işletmenin genel stratejisinin analizine geçilir. Ödüllendirme stratejisinin işletmenin genel stratejileriyle uyumlu olması çok önemlidir. Çünkü her genel strateji için uygulanabilecek farklı ödüllendirme stratejileri bulunmaktadır. Beşinci aşamada ise şirket kültürünün analizi yapılır. Şirket kültürü kısaca o işletmede işlerin nasıl yürüdüğüne dair oluşmuş kabuller, çalışanlarca paylaşılan değerlerdir. Bu değerler uzun sürelerde oluşur. Uzun sürede, sürede oluşan bu değerlerin türünün belirlenmesiyle de o kültüre uygun ödüllendirme stratejileri geliştirilir. Ödüllendirme stratejisinin geliştirilmesi sürecinin 6. aşamasında işletmenin insan kaynakları yönetimi stratejileri analiz edilir. İnsan kaynakları stratejisinin analiziyle buna uygun olan ödüllendirme stratejileri geliştirilir. Yedinci aşamada analiz sonuçlarına göre işletmenin tümüne her bir birime ve görevlere göre ödüllendirme stratejileri oluşturulur. Son aşamada bu stratejilerin hayata geçirilmesinde uygulamacılara yol göstermeye yönelik politika, prosedür ve süreçleri içeren programlar hazırlanır. Evet arkadaşlar, ücret ve ödül yönetimi programımızın ödüllendirme stratejisi bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bu bölümümüzde strateji ve stratejik ödül kavramından, toplam ödül ve ödüllendirme yönetiminden ve son olarak ödüllendirme stratejisinin geliştirilmesinden bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.